Merhaba arkadaşlar, YÖS Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size genel tekrar 3 videosunu çekeceğim. Çekmeden önce kısa bir şey açıklamak istiyorum çünkü bugün şaşırdığım bir olay oldu ve birkaç arkadaş bana sordu. Ben de açıkçası üzüldüm. Hemen özetleyip geçiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz yakın bir zamanda sayısal mantık, yani yakın dediğim 5 hafta önce, 6 hafta önce kitabı ben paylaşmaya başladım Instagram sayfasında. Bu kitabı hani Instagram'da şunu sordular bana. Hocam belki kitaplarımız bitti. Neyi önerirsiniz? Ne yapalım? Farklı kitap önerim, farklı kitap önerim. O zaman dedim ki alın size sayısal mantık. Şimdi burada bu kitabın sınavda kesinlikle hepsi çıkacak yapmış gibi IQ'dan biraz daha farklı olduğu için hepsi muhakkak, yani %100 bu çok önemli bir kitap demedim. Zamanınız varsa bu kitabı çözün. Hani en azından içerisinde birkaç tane soruyla karşılaşabilirsiniz diye öğrencileri bunu önerdim. Sonra buraya en son geldiğim zaman ben bu kitabı birkaç defa daha geçen haftalar daha önerdim. Sonra tabii ki başka Instagram sayfaları veya başka sayfalarda bunu kullandım. Takdir ettim. Çok da yani iyi yaptılar, tanıttılar ama sonra bununla ilgili ders vermeye başlayanlar olmuş. Yani kesinlikle buradan sınavda çıkacak. İşte buradan 10'ar saatlik bir video, şey 10'ar saatlik bir ders çekeceğiz. Şu kadar para, bu kadar para. Öğrenci de soruyor hocam ben diyor bu kitabı çözemiyorum. Benim buna ihtiyacım var mı? İşte grup doldu diyorlar. 4 grup doldu. 5. grubu dolduruyoruz. Arkadaşlar böyle bir şeye gerek yok. IQ nasıl çalışıyorsa sayısal mantıkta eğer zamanın varsa gruplara da sorabilirsin. Kendin de çözebilirsin. Bir şekilde bunu çözebilirsin. Zaten benim anlamadığım şey şu. İnsanlar niye her şeyi para karşılığı yapıyor da bir düzenli bir şekilde işlemiyor? Ben buna aklım ermiyor. Yani bazen oradaki sayfalardaki kişiler bizi takip edip kötü yorumlar yazanlar oluyor. Çünkü kendi kanalının da linkini atıyor bazen. Ben o zaman şöyle öneriyorum arkadaşlar. Bu kadar öğrencileri yardımseverler, bu kadar da iyi yaptıklarını düşünüyorlar. Keşke en başından itibaren yayınlasalar. İyi olur. Yani her şeyi böyle para karşılığı yapıp ucundan gösterip ondan sonra biz bunu zaten ekipçe çözüyoruz demenin bir mantığı yok. Ben bildiğim işi yapıyorum. En iyi bildiğim şeyin derslerini veriyorum ama dediğim gibi dersleri de burada gösteriyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Sadece küfür etmekle, yorum yazmakla ya da bizi takip etmekle işte genel tekrar videosu çekiyoruz. Genel tekrar. Başka bir şey yapıyoruz. Aynısı. Aynısını yapınca da önce kim duyduysa onu yapacakmış gibi. Yani aynısını yapmanın bir mantığı yok. Ya yani bir şeyi kontenjanını paylaşacağım diyorum. Daha söylerken dersim var. Ders veriyorum. Dersten bittikten sonra videosunu çekeceğim. Tak birkaç sayfada çekilmiş. Sonra hocam birilerini kopyalıyorsun. Sen kopyalıyor olamaz mısın? Yani hem de kimin umrunda? Yani YouTube'da o kadar kanal var, o kadar matematik videosu çeken var. Bizim çektiğimiz insanlara nedense, bir de çektiğimiz insanların nedense bir böyle sorgulama yetkisi veriyor küfürlü. Ya bunlar dediğim gibi bazıları karaktersiz küfür edenler için söylüyorum. Sorgulayabilirsin. Yani bunda bir sıkıntı yok. Bilmiyorsundur bu olayları. Sadece neden dersin. Ama küfür ediyorsun, başka şeyler yapıyorsun. Diyorum ki yani o zaman git böyle gruplara paranı ver. Kaptır. Ondan sonra gelip de yazarsın. Zaten ben söylüyorum bizim gruptaki %80 öğrencinin birçoğu ya dershaneye gidiyor ya Instagram'dan ders almış bazı kişilerden. Dediğim gibi ismini bile versem şaşırırsınız ki onları konuşturduğum zaman ismini vermeyin diye söyleyeceğim yanınızda da canlı yayında da. O zaman görürsünüz. Çünkü vermek doğru olmaz. Dediğim gibi yani ben sadece uyarıyorum yani siz bilirsiniz. Gerek yok. Sayısal mantığı kendiniz de çözebilirsiniz. Bir daha da böyle kitap önermeyeceğim. Bu şekilde öğrencilere de kullanılsın istemiyorum. Çözdüğüm kitapları sadece burada, anlattığım kitapları göstereceğim. Onun dışında çok fazla çözmeyeceğim. Şimdi mesela sayısal mantık hedefimde yok çözmek. Önce bu bittikten sonra geometriye başlayacağım. O yüzden ne bileyim ben sadece yararlı olsun diye paylaşmıştım. Çok da öğrencilerim çözdü o kitabı. Böyle hiç bu şekilde kullanacağını düşünmemiştim. Bir daha dikkatli olmak lazımmış. Şimdi geçelim sorumuza. Şimdi arkadaşlar mutlak değerde f fonksiyon 5 yani. 5'i verelim x'e. Eksi 1. Eksi 2. 2 ve 5. Mutlaktan artı çıkacağı için hızlıca yazmak lazım bunları. Artık biraz da zaman hızlı kullanmamız lazım. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar burada önce işlemimizi yapalım. P eksinin bu olduğunu biliyorum. Eksi qx dediği için ben bunu eksiyle çarpayım şöyle. Ve hemen toplayayım. X üzeri 4. Eksi x üzeri 3. Bununla bu toplanırsa eksi şey eksi aynı. Eksi x kare. Eksi x eksi
6 ile eksi 4'ü, artı 4'ü toplayalım, eksi 2. Tamam, bunu topladık. Aşağıdakini çarpalım. X küp artı x kare artı x artı 1. Şimdi bunu bölmemizi istiyor. Böyle uzunca bölersek en sağlam bir şekilde bölmüş oluruz. X ile çarpıyorum önce. X üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x eksi gitti eksi x küp eksi x kare eksi 2x eksi 2. Şimdi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2x eksi 2. Eksi ile çarptığım zaman burayı gitti. Cevap neymiş? X eksi 2. Devam edelim. Geldik buraya. Zaten bize P eksi 2 eşittir 36 diyor. O zaman ben bütün x'leri eksi 2 yazarsam 36 eşittir 2k eksi 1 eksi 2'nin kübü eksi 8 artı k artı 1 eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 artı k. Devam edersem dağıtayım bunu. Eksi 16 k artı 8. 4'ü dağıtıyorum. 4k artı 4 artı 2 artı k. 4k k'da 5k. Burası ne etti? Eksi 11k. 14 artı 14. 36. Bunu attım bu tarafa. 22 eşittir. Eksi 11k. Her tarafı eksi 11'e bölersen eksi 2 eşittir k. Bu da gitti. Geldik buraya. Eğer 0 verirseniz bakın arkadaşlar, bu çarpmada yutacağı için direkt Q 0 bulmuş olacaksın. P 1 eksi 5 Q 0. 35 olduğunu biliyorum. 5 çıkarsa 30. Devam edelim. Eğer ben bunu açarsam 4x kare eksi 4xn artı n kare. Neye eşit? Diğer tarafta yazana eşit olması gerekiyor. Bunlar gidiyor zaten. Burada şurası 4 olabilmesi için bakın artı diyor zaten. O zaman n 2'ymiş. N 2 ise yerine yaz. Burası eksi 8x oluyor. O zaman burası 8 olması gerekiyor. 8 ile 2'nin toplamı 10. Geldik buraya. Burada eksi 5 verdiğim zaman P eksi 5'in benden 6 olduğunu soruyor. Burası 5, 1, eksi, eksi dersem olmayacak zaten. Bir saniye. Şöyle yapalım. Artı 5'e eksi 1, x'e x yazacağız. Çarpar çarptığım zaman artı 4 x'i verecek. Şimdi bunu px x artı 4 şey x artı 5 x eksi 1 soru işaretini koyalım. Şimdi ben 1 verdiğim zaman dikkat edin. 1 verdiğim zaman x'e burası gidecek. P1 kalan ne olması gerekiyor? 18. Eksi 5 verdiğim zaman da 6. Şıklarda 1 verip de 18'i bulduğum şık hangisi? Bakın bu değil. Bu değil. Bu ne olabilir? Bunlar olmuyor. Buna eksi 5 verin. 6 çıkacaktır hatta. Yani 47C şıklardan yapabilirsiniz. Evet. Geldik 45. soruya. 45. soruyu yaparken öncelikle burayı dağıtırsak çok rahat ederiz. Bununla bunu bir dağıtalım. X kare artı 4x. X'i dağıttım önce. Sonra eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 8. Yani buradan toplamda çıkacak sonuç bu. Şunu şunun çarpımı. Bunu bir de x artı 1 ile çarpıyorum. O yüzden önce x ile çarpayım. X küp artı 2x kare eksi 8x. Sonra 1 ile çarpıyorum. Eksi 8. Artık bunları bir düzenine sokayım. X küpten sonra bir de 2 derecesini getireyim. Şunla şu. 3x kare. Sonra bunlamını toplayayım. Eksi 6x. Eksi 8. Şimdi burada a nerede? 3. Burası 3. Burası eksi 6. Burası eksi 8. Şimdi hepsini çarpalım. Eksi 6 ile eksi 8'i çarptım. 48. 3'ü çarparsa 144.
Geldim buraya. 2'ye 1 eksi eksi x'e x'e x diyemiyoruz. Çünkü küp varmış burada. O zaman ne yapacağız? Bunu aynı şekilde buraya yazarsak tam bölündüğünü biliyorum sonuçta. (3x + 2). Şimdi bakarsanız benim ilk odaklandığım yer şurası. Bunun aynısı olacak zaten 2 yazdığımda. Yani 1 veriyorsun. 1 verdiğin zaman x küp eksi 3x artı 2 olmalı ki ben bunu eksiyle çarptığım zaman bununla bu gitsin. Burası 3x diyor arkadaşlar. O zaman burası sıfır etmesi için toplamda eksi 5 olması gerekiyor ki burası eksi 3x olsun, birbirini götürsün. Aynı şekilde burası eksi 2 olduğu için buranın da 2 olması gerekiyor. Demek ki benim neymiş? Eksi 5'miş cevap. Devam edelim. P2 biliniyorsa 4 verirsem bütün x'e P2 2 çarpı Q6 7 burası da 15 olarak biliyorum. 7'yi attım bu tarafa. 8 eşittir 2 çarpı Q6 gitti gitti 4 eşittir Q6 4'müş. Geldim buraya. P2 dediğim şey nasıl bulabilirim? X'e eksi 1 vererek verdim. Burası 8 oldu. 8 oldu. P2 8'miş. Şimdi P8'i bulmak için eksi 7 vermem lazım. O zaman eksi 7 verelim ve sonucu bulalım. Burası 21. 5 daha 26 edecek. Tamam. P3'ü soruyor. 1 vermem lazım. P3 nedir o zaman? 9. Geldim bu tarafa. 2 verince bana P2'yi soruyor aslında. Soru işareti. Ben 2'yi nasıl bulacağım? Öncelikle 4 verdiğim zaman bulabileceğini düşünebilirsin ama A'yı bilmiyorsun. O yüzden önce ben burayı 1 yapacak 3'ü vereyim. 27 9 kere 4 36 burası 3 parantezin A artı 4 eksi 16 burası 77 olduğunu söylemiş zaten. Bununla bunu toplarsam 63 tabi eksi 16 da var artı 3 A artı 4 çıkardığım zaman nedir? 50 47 eder. 47 artı A artı 4 77. Attım bu tarafa 30. Gitti gitti. 10 eşittir. A artı 4. Buradan A'yı 6 bulduk. Tamam. A'yı 6 bulduktan sonra artık burası 10 olduğunu biliyorsun. 2 vereceksin. Kaç çıkacak? Yani 2 olabilmesi için 4 vermem lazım bütün x'e. Nedir bu? 64. 4 kere 4 16. Burası 64. Burası 40. Eksi 16. Şimdi 64, 64, 128. 40 var. 168. 16 çıkarmam gerekiyor. 152. 53A. Devam edelim. Şimdi burada ne yapmam lazım? X1 artı X2 için eksi B bölü A'yı söylemiştim. Buraya baktığım zaman eksi eksi m bölü 1 oluyor. Yani x1 artı x2 için ben 2m diyebilirim. X1 çarpı x2 için de c bölü a demiştim. Burası c'dir bakın. Burası b'dir. Burası da a'dır arkadaşlar. C bölü a da 8'dir. Şimdi x1 gördüğüm yere 2x kare yazarsam bununla bu gitti. Ne oldu? 4. Yani burada ikinci kökü benim bildiğim gibi ya 2 diyeceğim ya eksi 2 diyeceğim. Şimdi diyelim ki 2 seçtim. 2 seçtiğim zaman ne oluyor x1? 4 oluyor. 4'e 2 çıkıyor sonuçta. Değil mi? Şimdi toplamına bakarsak 6 o zaman m dediğim şey 3'tür. Devam edelim. Geldim buraya. Bu bunların zaten çarpımıdır arkadaşlar. O yüzden bunu bununla bunun da bununla çarpacağız. Genelde bunu integralde de kullanacağız. A çarpı x eksi 2 artı b çarpı x eksi 3. Burada yapmamız gereken taktik şu. X önce 2 diyorsun.
burası gitmiş oluyor. Nedir? 14'ten eksi 14'ten 7 çıkarsa eksi 7. Burası da eksi b. Yani b nedir? 7. Bu cepte. Sonra bu sefer de x'i 3 diyorsun. Burası gidecek. Şöyle gidecek. 3 dediğin için burası eksi 21. Eksi 21'den ne çıkarıyorsunuz? 7. Yani eksi 14. A oluyor. Demek ki A da eksi 14'müş. Şimdi benden eksi 14. 7 kere 2 14. Toplamda ne çıkacak o zaman cevap? 0. Devam edelim. Geldik buraya. Ben x1 artı x2'yi ne biliyorum? Az önce yazmıştım. Eksi b bölü a demiştim. Burada eksi 2a eksi 1 bölü 1 var. Yani x1 artı x2 1 eksi 2a. Bu cepte. Ki buranın a'nın küçük olduğunu gördüm. Bir de x1 çarpı x2 var. O da eksi 8. C bölü a. Bu da cepte. Bana bunu vermiş. Tamam. Biz bunu nasıl bulabiliriz? Eğer buranın karesini alırsam ve buranın karesini alırsam x1'in karesi artı 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Ki bunların cevabını biliyorum. Burası 65. Eksi 8'di. Çarptığın zaman eksi 16 oluyor. Neye eşit oluyor? 1 eksi 2a'nın karesine eşit oluyor. Şimdi burada ne çıkmış oluyor? 49. Şöyle yazalım. 49 1 eksi 2a karesi. Her tarafın kökünü alırsam buradan 7 çıkar ama burada mutlak olduğu için şu şekilde çıkacaktır. Şimdi a'nın küçük olduğunu bildiğim için negatif. Sonuçta eksiyi artı yapacak ve burası pozitif çıkacağını biliyorum. Tamam. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa alırsam 2a eşittir. Eksi 6. A nedir? Eksi 3. Bursa. Hemen geçelim buraya. M'yi soruyor bana. Şimdi burası 0'a eşitmiş. Buranın açılımıymış. De açalım bunu. A kare x kare artı ikisinin çarpımının iki katı b kare. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var. Şimdi bizim a kare dediğimiz şey bu. Değil mi? Bu cepte. Sonra 2AM dediğimiz kısımda gerek yok ki buna. Şimdi geldik 58. soruya. 58. soruda bu tam kare olduğunu söylüyor bize. Yani delta eşittir 0 diyor. O zaman delta'yı uygularsak b kare eksi 4 ac eşittir 0'ı. Burada b eksi m, m'in karesi. Eksi 4 çarpı a dediğim şey eksi m eksi 1, 1. 0 olacak. M kare dağıtıyorum eksi 4'ü. Eksi 4m artı 4 eşittir 0. Bakın m kare eksi 4m artı 4 eşittir 0. M eksi 2'nin karesi eşittir 0. Demek ki m nedir? 2. Tamam. 56'ya bakalım. 2 tane kökü var. Tabii ki derecesi 2 olduğu için 2 tane olacak kökü. Birinin 1, birinin n vermiş. Ama zaten ben bununla ilgili şunu biliyorum. 1 ile n'in çarpını eksi 10 bölü 1 olmalı. Burada da n eşittir eksi 10 o zaman deyip hemen geçebilirim. Yine geldik bu tarafa. X kaç olacak demiş. Zaten x bu şekildeki sorularda bakın bu paydalar ters görüyor musunuz? Bu paydalar ters olduğu için birbirine eşitleyelim mesela. Şuradaki eksiyi burayla çarpayım. Şöyle yazılır ve bunlar birbirini götürür. Sadece 5 olamayacak onu biliyorum. X 5 olamaz. X küp eşittir 64. Buradan da 4 diyebilirim. Evet, geldik 57. soruya. 57. soruya bakarsak arkadaşlar x1 ile x2 birbirine eşitse delta eşittir 0. Yani b kare eksi 4 ac eşittir 0. Burada b kare dediğim şey şurası zaten. 2'yi dağıtarak yazarsak ya da direkt karesini alabiliriz. 4, 2'nin karesini aldık. Bir de buranın karesini alacağız.
Onu şu şekilde düzenleyelim. Eksi 4 a dediğim şey 2m eksi 3. Sonra da 2m artı 21. 0 eşit. Şimdi 4 çarpı 4m kare 4m 1. Sonra eksi 4. Bu tarafta düzenlersek önce 2 dağıtayım. 4m kare artı 42 artı 42 eksi 3'ü çarpalım eksi 6 ve eksi 63 0. Şimdi şu 4'ü de çarpalım. 16m kare 16m artı 4 eksi 16m kare eksi 80 eksi 168 168 m artı 24 m eksi 12 elde var 1 24 252 artı 0. Şimdi bunu güzelce çarptıktan sonra gitti. Görüyorsunuz. Sonra bununla bunun toplamı ne? 40 m. Yanlış yapmayalım. 40 m. Bununla toplandığı zaman ne olacak burası? 128 m. 4 ile bu da toplandığı zaman artı 256 0. Bu da m'in de kaç olduğu ortaya çıkıyor 2. Devam edersek buraya. Şimdi eşittir birbirine eşit olduğu söyleniliyor. X1 çarpı X2 kaçtır? Şimdi burada m'in bir kere derecesi 2 olması için kaç olması lazım m? 2. X 2 artı 2x artı 7 eşittir 0. O zaman cevap 7 diyebiliriz. Çünkü dereceler birbirine eşit olması gerekiyor. Burada da kalsın. Burada da trigonometrik ifadeleri bir sonraki videoda geçmiş oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar tekrardan. Videonun başındaki kısa konuşmam için tekrardan hani bazen konulara bu konuya soru videosu bu. Normalde öyle konuşmalar yapmak istemiyorum. Ama bunun için de ayrıca bir video çekmek istemiyordum. Canı sıkılan arkadaşlar o bölümü geçebilir. Dediğim gibi videolarımız gelecek zaten. İyi çalışmalar, iyi tekrarlar.